Evet, KRT Ankara Haber Koordinatörü Sayın İsmail Dükel bizlerle. Sayın Dükel günaydın efendim, hoş geldiniz. Evet, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Tabii iyi haberler bugün de veremiyoruz Sayın Dükel. Biz sizinle en son dün gerçekleştiremedik grup toplantısına denk geldiğimiz için yayınımızı, ama ondan önceki gün konuştuğumuzda acaba yarın neler konuşacağız? Ben her gün bu soruyu soruyorum kendime derken, gece yarısı operasyonuyla Merkez Bankası'nda görevden alınmalar, yerlerine atanan yeni isimler, tabii ki hemen dövizin reaksiyon göstermesi. Bir, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunu artık konuşmaktan vazgeçmeli miyiz? Bağımsızlığın üzerindeki gölge giderek büyüyor mu? Cumhurbaşkanı kararından, Merkez Bankası Başkanı ile görüşmesinden bahsediyoruz. İki, dövizin, kurun böyle bir harekette bulunacağı, yani yükseleceği, bu kararlar alınmadan tahmin edilemez miydi? Yoksa bile bile alınmış kararlardan mı bahsediyoruz? Evet, dedin ki bugün de iyi haber veremiyoruz. Evet. Yani son 20 yılda bir tane verdiğimiz iyi haberi söyler misiniz bana? Ya. Söyleyemezsiniz çünkü yok. Maalesef böyle bir sürecin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. 20 yıldır vereceğimiz, hiç yani izleyicilerle paylaşacağımız, hı hı, hiç doğru, güzel, iyi bir habere rastlamadık. Varsa eğer o da herhalde hafızamda beni yanıltıyor olabilir. Şimdi bu başka bir şey. Bağımsızlığı tartışmalı mıyız, konuşmalı mıyız dedin. Evet, ısrarla, yani şu anda Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir şeyin söz konusu olmadığı bir dönemdeyiz. Ama biz ısrarla bağımsızlığını konuşmalıyız. Merkez Bankası bağımsızdır ve bağımsız kalmalı demeliyiz. Bu bizim ülkemizin geleceğini çok yakından ilgilendiren bir konu. Yani alışmamamız lazım bu tip şeylere. Kanıksamamak lazım bu tip işleri. Dolayısıyla Merkez Bankası bağımsız olacak, olmalıdır demeye bir kere çok net bir şekilde ifade etmeliyiz. Kanıksarsanız, alışırsanız, yani bu işte ne yapalım, böyle de gelmiş, böyle de gider derseniz eğer, daha çok başımıza çorap örülür ekonomik anlamda. Evet. Şimdi yani dedin ki bu öngörülemez miydi? Yani öngörmemek mümkün değil. Elbette öngörülür. Çünkü geçmişte yaptığınız her atamadan sonra dolar bir alevlendi, bir uçtu. Tabii. Bu sefer niye uçmasın ki? Ya da niye hareketlenmesin ki? İşte insan da burada kafası karışıyor zaten. Yani bunu bile bile yapıyorsunuz. Eğer siz bu kararı alırsanız, gece yarısı kararnamesiyle iki başkan yardımcısını ve bir de PPK üyesini değiştirirseniz dolar yükselecek. Hı hı. Ya bunu biliyoruz artık ve bunu bile bile neden yapıyorlar? İşte bu sorunun cevabı yok. Yani işte akıllara gelen sorunun cevabında, yani bu sorunun cevabında hani insan vermeye üzülüyor. Evet. Dolayısıyla cevabı yok dememek daha doğru geliyor bana an itibariyle. Hani niye bunlar yapıldı? Şimdi Semih Tümen daha önceki tavırlarından, işte toplantıya katılmamasından falan, 3 aşağı 5 yukarı tablo çıkmıştı ortaya. Hı hı. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın Sayın Erdoğan'la yaptığı görüşmenin arkasından bu 3 kişinin görevden alınmasıyla dün işte yani hafif hafif kendi halinde yükselen dolar bir anda uçtu. Yani zaten ortada bir yangın var. Elinize yangın söndürme tüpü alıp da oraya gideceğinize, öyle bir müdahale yapmanız gerekirken elinizde benzin bidonuyla oraya dalıyorsunuz. Bunun mantığını anlamak mümkün değil. Ekonomistler çok daha rahat yorum yapacaklar. Ama artık ekonomistlerin de yapabileceği bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ekonomiyi bilen, bu işlerin nasıl düze çıkacağı yolunda yıllardır görüşlerini kamuoyuyla paylaşan insanların da artık akıllarının durduğunu düşünüyorum. Çünkü yok, yani bunun ötesi yok. Ben ekonomist değilim ama ya böyle bir müdahalenin bu sonucu çıkartacağını bilirim. Evet. Ben biliyorsam eğer, kendisini ekonomist olarak kamuoyuna duyuran Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Sayın ama Dükel, neden yapılıyor gerçekten? Bu yok. Bu arada şunun altını çizmek de lazım mı acaba? Hani bilerek isteyerek mi noktasındayız? İster istemez bu noktadayız. Merkez Bankası'nın faiz indirmesi, faizin enflasyonu düşüreceği iddiası, peorami, beraberinde dün görevden almalar. Şimdi bazı ekonomistler diyor ki bilerek isteyerek yapılan bu hamleler, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına düşürülen bu büyük gölge, Türk lirasının
bilerek isteyerek değer kaybettirildiği düşüncesini de akıllara getirir. Eğer sabit kurda olsaydık bunun adı da devalüasyon olurdu diyenler var. Türk lirası bilerek isteyerek değer kaybettirilmek isteniyor olabilir mi? Bundan birilerinin çıkarı olacağı noktasına mı gelmiş bulunuyoruz? Çok kısa bununla ilgili de yorumunuzu rica edeceğim. Eğer bilerek isteyerek böyle bir operasyon varsa ortada, yani birilerinin zengin olmasının yolunu açmak demektir bu. Ya bunun da yani vatana yani sevgiyle yaklaşmanın çok örtüştüğü bir nokta değil maalesef. Bilerek ve isteyerek yapıldığı yolunda yorumlar var. Ama hı hı. Niye bilerek ve isteyerek evet. yapılır ki? Yani Türk lirasının değer kaybetmesi birilerinin daha da zengin olmasına neden olabilir ama ülkenin toptan fakirleşmesidir. Yani bunun hesabını ekonomistler işte gün içinde yapacaklardır ama sabah akşam yattık. Sabah biz yani bireysel olarak İsmail Dükke olarak yine fakir kalktık, daha da fakirleşerek kalktık. Bunun kimlere faydası var? Yani bunu vatanını işte çok fazla sevmeyen insanlarla alakası olabilir. Ya da kendi cüzdanını, vatanının cüzdanından, vatanının gelirinden ya da onun bekasından daha üste görenlerin menfaati vardır. Başka türlüsünü izah etmek de mümkün değil zaten. Evet. Yine izaha muhtaç olan konulardan biri galiba TÜGVA. Biz sorulara cevap arıyoruz ama bulamıyoruz. Bir liste var ortada. O listede torpil listesi adı verilebilir listeye isimler geçiyor. O isimlerin nereye atamasının yapılması gerektiği yanlarına referans olacak TÜGVA'dan kişilerle yer alıyor. Hani insanların sınava girdiği ama mülakatlarda takıldığı yerler bahsediyoruz. İBB sözcüsü Murat Ongun'un açıklaması oldu sosyal medya üzerinden, siz de görmüşsünüzdür. Kendilerinden önceki dönemde İBB'ye TÜGVA yöneticilerinin yerleştirildiğini söylüyor. TÜGVA başkanı da dahil diyor. Ve İBB yönetimi seçimden sonra değişince o kişilerin işlerinden ayrıldığını söylüyorlar. Bu bizim için nasıl bir gösterge? Bir paralel yapılanmadan söz edebilir miyiz? Bir de TÜGVA başkanı listeyi doğruluyor, sızdırmışlar diyor. Yani liste gerçek. Şimdi sıradaki soru ne? Sorulması gereken? Sıradaki soru ne yapacaksınız? Yani ne olacak şimdi? Sıradaki soru bu. Ama biraz önceki o Merkez Bankası buyurun. Olayından bir cümle söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun. O da şu. Şimdi bu Semih Tümen profesör, doktor. 5 ay önce göreve gelmiş daha. 5 ay önce bu vatandaşın, bu hocanın evet. ne düşündüğünü, faiz arttırma indirimi konu ne düşündüğünü bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Ona rağmen göreve getirdiniz. 5 ay sonra da görevden aldınız. Bu bir yönetim tarzı değildir. Problem şu bana göre. Yani AKP ülkeyi yönettiğini düşünüyor. Yönettiğini zannediyor. Ama yönetmediğini, yönetemediğini bilmiyor. Problem de tam burada diye düşünüyorum. TÜGVA'ya gelecek olursak, bu TÜGVA yani bugün belgeler resmi olarak ya da gayri resmi tabii ki açıklandı. Artık belgelere baktığınızda neyin ne olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz. Ama bu yeni bir şey değil zaten. Ülke bunu uzun süredir konuşuyor. TÜGVA'yla ya da farklı AKP'nin ilçe teşkilatlarıyla bir biçimde ilişkiye geçtiğinizde zaten devlette yerleşme kapısını da otomatikman açıyorsunuz. Evet. TÜGVA da bunun koçbaşı durumundaydı. Bunlar biliniyordu, konuşuluyordu. Çok da fazla böyle hani gizli saklı işler değildi. Ha, belgeler oldu. İnanmayanlara artık orada bakıp görme imkanı tanıdı. Çok iyi bir gazetecilik faaliyeti yürütüldü orada. İyi bir gazetecilik örneği gösterildi. Kutluyorum bu konuda çalışan, çabalayan arkadaşları. Ama mesele bunun dışında, bu bir iyi bir gazetecilik var. Fakat ülkeye baktığınızda gerçekten sıkıntılı. Şimdi kıyamet gibi insanın çoluğu çocuğu işsiz. Hı hı. Ve bu süreçte işten de çıkartılıyor. İşe girenlerin özelliğine baktığınızda AKP'li olabilmek, olmak ya da işte TÜGVA'yla, AKP'li olmasanız zaten TÜGVA'yla bir ilişkiniz olmaz. Her AKP'linin de şansı yok. Onu da söyleyeyim. Bir yığın AKP seçmeninin çocukları, aileleri şu anda işsiz. Artık AKP'li olmak da yeterli değil devlette işe girmek için. Çünkü onlar da bir biçimde savruluyor, dışarı atılıyor, itiliyor. Oy verene kadar onların hükmü AKP nezdinde, oylarını aldıktan sonra çok da fazla ilgilenmiyorlar.
Türk balı olmak çok önemli bu devirde. Yani eğer Türk balıysanız bir iki böyle kuruluş da var. Yani devletle alakası olmayan ama devletle çok organik iç içe girmiş kurumlar var. Mesela yani tarikatlar, işte cemaatler, bunlar da işin öbür tarafı. Yani sadece TÜKVA deyip bütün olayı TÜKVA'ya da yıkamazsınız. TÜKVA'nın devlette bir AKP'nin koçbaşı olduğunu düşünebiliriz. Evet, bu doğrudur. TÜKVA ile ilişkisi olan herkesin devlette yer aldığını ya da devletin içine girdiğini biliyoruz. Bu ayrı, ama bunun dışında TÜKVA tek başına değil ki. Yani birçok tarikat var, cemaat var. Onların yapılanmaları da çok önemli. Ki biz bunu bir başka biçimde 15 Temmuz'da çok acı yaşadık bunun sonuçlarını. Sadece TÜKVA değil. Bu ülkede devleti ele geçirmeye çalışan, devletin içine sızan ya da devletin içine yerleştirilen çok fazla birbirinden farklı yapılar var. Cemaatlerin hepsi aynı değil. İsimleri farklı, hayata bakışları farklı, amaçları farklı. Birçok tarikat, cemaat şu anda devlette örgütleniyorlar. İşte Sağlık Bakanlığı'na bakıyorsunuz, bilmem ne cemaati diyorlar ya da tarikat diyorlar. İşte bilmem ne bakanlığına bakıyoruz, Eğitim Bakanlığı'na bakıyoruz, orada başka bir tarikat örgütlenmesi var. Yani TÜKVA tek başına değil. Parçalı bir biçimde devleti komple ele geçirmeye dönük bir sürecin içinde gidiyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi bunun sonuçlarını 15 Temmuz'da biz yaşadık. Kafamıza bombalar yağdı. Niye? Orada da FETÖ hakimdi. FETÖ gittikten sonra onun boşluğu bir biçimde bu şekilde dolduruluyor. Ya hatırlayın. Şimdi bunlar FETÖ taktiği diyor Sayın Soylu. Evet. Yani FETÖ doğru. Bu FETÖ taktiği devleti ele geçirmeye ama yani şu anda devleti ele geçirmeye, bir başka bir şey FETÖ'den boşalan yerlere doldurmaya çalışanlar kim? İşte TÜKVA'sını görüyoruz, işte bilmem ne tarikatını görüyoruz, başka isimde başka bir cemaati görüyoruz vesaire. Bu FETÖ taktiklerini en iyi yine bu yapılar biliyor. Biz bilmiyoruz ki FETÖ taktiklerini, görüyoruz sadece. Onlar yapıyor, biz de öğreniyoruz. Yani bu FETÖ taktiği taktiklerini en iyi yapanlar yine kendileri. Çünkü çok uzun süre birbirleriyle iş tuttular. Birbirlerine bir şeyler öğrettiler. Ve bu şeyler öğretmenin ortağında da devleti ele geçirme vardı. Şimdi, eğer FETÖ ele geçirmeseydi başka birileri ele geçirecekti. Yani bu kavga devlette hep devam etti gitti. Bugün de onun sonuçlarını yaşıyoruz. Süleyman Soylu FETÖ taktiği meselesini siyasi cinayetlerle ilgili söyledi. Biraz sonra siyasi cinayetler meselesine de zamanımız kalır. Önemli değil. Neyle ilgili söylerse söylesin. Ne olursa olsun bir biçimde FETÖ taktiğini gündeme getiriyorlar zaten. Evet. Yani bugün dün siyasi cinayetlerle söyledi. Bugün başka bir şeyle ilgili söyler. Yani beğenmedikleri herhangi bir girişim olduğunda anında FETÖ taktiği. Tabii. Ama şunu atlamasın kimse. Biz FETÖ ile hiç iş tutmadık. Biz FETÖ ile hiç yol almadık. Biz FETÖ ile hiç aynı menzile yürümedik. Dolayısıyla ne taktiklerini biliriz ne de o taktiklerini uygulama alanı bulabiliriz. Ayrıca o taktikleri uygulamak için iktidarda olmak lazım. Devleti ele geçirmeyi düşünüyorsunuz, o iktidarın desteği lazım. Bunun örneğini FETÖ'den gördük, öğrendik. Dolayısıyla hangi konu olursa olsun, ne olursa olsun bir biçimde gelip FETÖ taktiği deniliyor ve muhalefet böyle suçlanıyor. Evet. Ama tekrar söylüyorum, biz FETÖ ile iş tutmadık, biz FETÖ ile birlikte yol yürümedik, biz FETÖ ile aynı şeyleri düşünmedik, biz FETÖ'den çok farklıydık ve üstelik bu FETÖ taktiklerinde biz onlardan görüyoruz sadece, ama onlar eğitimli. Onlar o ilişkiden dolayı çok eğitimliler ve biliyorlar o işleri. Dolayısıyla hangi konuyla ilgili söylediğin çok önemi yok. Tabii. Ama dediğin doğru. Dün siyasi cinayetler konusunda söylemişti Süleyman Soylu bunu. Evet. Tabii verilen cevap da Sayın Engin Özkoç'un aynen sizin vermiş olduğunuz cevap gibiydi. En iyi bilenlerden biri Süleyman Soylu'dur o taktikleri demişti. Bu arada Aklın yolu bir. Bu arada şimdi bir son dakika gelişmesi az önce ekranımıza yansıdı. Onu soracağım size, ama öncesinde sormak istiyorum. Şimdi Bilal Erdoğan TÜGVA'nın yönetiminde. Acaba ne diyecek bu TÜGVA ile ilgili iddialara derken o çıktı, ben Avrupa uzmanıyım dedi. Avrupa çökecek gidecek dedi. TÜGVA'yı da kıskanıyorlar dedi. Bir kıskanıyorlar cevabı geldi. Çok kısa bir yorum alayım mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Bilal Erdoğan'ın verdiği cevap cevap mı oldu?
Yani tabii ki değil. Avrupa uzmanıyım. Yani Avrupa yakında çökecek. Avrupa'nın nasıl çökeceğini de bir anlatsa da bir de biz bilebilsek. Yani Avrupa çökmüyor. Avrupa uçmuş gidiyor. Sen Avrupa'yı öyle seyrediyorsun. Yani kıskanıyorlar. Yani neyi kıskanıyor? Biz, ona kalırsa Almanya'da bizi kıskanıyor. İngiltere'de bizi kıskanıyor. TÜGVA da kıskanılıyor. Yani onun için yani TÜGVA da kıskanılıyormuş. TÜGVA'yı da biz kıskanıyoruz. Niye, niye kıskanalım? TÜGVA dediğiniz nedir? Yani ne yapmış bugüne kadar? Sadece devleti ele geçirmeye çalışan bir yapı. Devleti ele geçirmeye çalışan bir yapı kıskanılır mı hiç? Ona kızılır, kıskanılmaz. Hı. Onun için yani çok da fazla hani önemli bulmuyorum. Evet, bu bilgiyi paylaşırken sizinle aynı cümleyi kurmuş bulundum ben de. Çünkü bu duruma biz kıskançlıkla yaklaşmıyoruz, kızgınlıkla yaklaşıyoruz. Birebir aynı cümleyi kurduk sizinle birlikte. Son dakika, son dakika gelişmesi de şuydu. Az önce ekrana yansıttık. Size de sormak istiyorum. Taliban heyeti Ankara'ya geliyor. Öğleden sonra temaslarda bulunmak için Ankara'da olacakları belirtiliyor. Ve heyetin öğleden sonra Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de aralarında olacakmış heyetin içerisinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kabil'e gitmeyi düşünüyoruz demiş. Hadi bakalım şimdi zaten biz görüşebiliriz demiştik. O Taliban bu Taliban değil, eski Taliban değil demiştik. Süreç nereye doğru gidiyor? Taliban heyeti geliyor ama orada istenmemiştik de tabii bunu da hatırlatalım. Nasıl değerlendirirsiniz Taliban'ın gelişini? Yani şimdi bir kere Taliban'a AKP hükümeti nasıl bakıyor bunun örneklerini ya da buna nasıl baktığına ilişkin cümleler daha önce sarf edilmişti. Tabii. Senin de biraz önce ifade ettiğin gibi Sayın Cumhurbaşkanı o çıtayı çok üst noktaya taşıdı. Yani birbirimizden farkımız yok dedi, aslında biz aynıyız dedi. Hayır, reddediyorum. Ben Taliban'la aynı değilim. Reddediyorum bunu. Yani 83 milyonu aynı torbaya koyup da biz de Taliban'la aynıyız demek, yani kendime bir vatandaş olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hakaret sayarım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bana niye hakaret ettiğini anlamadım işin açığı. Ben Taliban'la aynı şeyi düşünmüyorum. Ben Taliban değilim. Taliban'ın hayat görüşüyle, ki ona hayat görüşü bile denmez zaten, bir hayat olmadığı için, onların kafasındaki hayat normal insanların yaşayabileceği bir hayat olmadığı için hayat görüşü bile demek doğru değil. Ama diyelim öyle, tanım alakası yok. Bizler çok farklı şeyler düşünüyoruz. Bizler kendi ülkemizi ve vatandaşları için farklı şeyler hayal ediyoruz. O hayalimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O da nedir? Medeniyettir. Muasır medeniyettir. Nedir? Refah seviyesinin artması vesaire vesaire. Bunun altını kıyamet gibi doldurursunuz. Oraya Taliban'ın yönetimine baktığınızda bunların hiçbirisini görmüyorsunuz. Bir kere ben vatandaş İsmail Lüker olarak Taliban'la ortak hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Bunun altını çizmek evet. lazım. Ve 83 milyonun tamamının da bunlarla ortak bir tarafı yok. Sayın Erdoğan'ın oy aldığı AKP seçmeninin çok çok önemli bir bölümünün de Taliban'la alakası yok. Onların zihniyetiyle, onların anlayışıyla alakalı değil onlar. Aynı paralelde değiller. Belki yarın bir kez daha bu konuyu görüşmeden sonra sizinle konuşuruz. Madem öyle, bu yakınlığın, bu temasın sebebini yarının konusu olsun Sayın Dükel. Siyasi cinayetler konusu kaldı. Saatimiz de böyle, dakikalarımız da çok kısıtlı. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Reysen soruşturma başlatıldı. Çok hızlı sormak istiyorum size. Kime soracaklar? Ne soracaklar? Şimdi kime soracaklar? Ne soracaklar? Elbette Sayın Kılıçdaroğlu'na sormaları gerekiyor. Sayın Koray Aydın'a sormaları gerekiyor. Yani bu iddiayı gündeme getirenlere soracaklar bunu. Elinde bilgi belge var mı? Sayın Erdoğan'a sorarlar mı Sayın Dükel? Hayır, yani Sayın Erdoğan'a biz soruyoruz nedir bu daha hikaye neler diye olacak, ama sadece neler Sayın Erdoğan'a mesela. Sormaz. Onu sormaz, sadece hani o cümleler orada dururken elbette muhalefete soracaklar onu ya da bu iddiayı gündeme getirenlere evet. soracaklar. Evet. Yani şimdi böyle bir soruşturma açılmalı mıydı? Evet, açılmalıydı. Savcılık yanlış mı yaptı? Hayır, doğru yaptı. Ama bunun sonucunda siyasi yansımaları ne olacak? Onu göreceğiz önümüzdeki süreçte. Savcılık şunu
demeyecektir diye düşünüyorum. Ya da der mi demez mi bilmiyorum. Ha evet ya, bir siyasi cinayet varmış ortada. Pardon, siyasi cinayet iddialarının doğruluk payı varmış falan. Hadi opa bir soruşturalım falan, yok. Yani böyle eğer demezse, böyle bir karar çıkmazsa ortaya soruşturmanın sonucunda. Evet. Öbür türlü baktığınızda siyasi iktidarın, yani muhalefeti boşa düşürecek bir hamlenin olması muhtemel gözüküyor an itibariyle baktığımızda. Evet Sayın Dükel, çok teşekkür ediyorum. Yarın neler konuşacağız ben merakıyla. Ben size veda ediyorum. İyi çalışmalar da diliyorum. Ankara gündemi yoğun çünkü. Teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, mesele siyasi dedik. Sayın İsmail Dükel'le KRT Ankara Haber Koordinatörü ile konuştuk. Bu bölümü noktalayalım, sonra veda edelim.